Soğanımı ayıtlayarak başlayacağım. Her iki tarafına kestikten sonra kabuklarını alalım. Pirincimi de güzelce yıkayacağım. Soya yağını da tencereme ekliyorum. Kuru soğanımızı da yarım piyaz yapalım. Soğanlarımı da yağın içerisine ekliyorum. Ve bunun içerisine çam fıstığımı da ekliyorum şimdi. Hepsini birlikte güzelce kavuracağım. Kuş üzümünü de suya ıslatıyorum. Biraz bekleteceğim bu şekilde. Evet, temizlenmiş ve ayıtlanmış olan puzzle'ları da şimdi sıcak suya basacağım. Evet, puzzle'yı bu şekilde bir süre bekleteceğim. Daha sonra soğuk suyun içerisine alacağım. Soğan ve çam fıstığı güzelce kavrulduktan sonra şimdi pirincimi de ekliyorum içerisine. Hepsini beraber güzelce kavuruyorum. Şimdi puzzle'yı da süzebilirim. Evet, kuş üzümünü de ekliyorum içerisine. Biraz tuz. Biraz da karabiber. Güzelce kavurduktan sonra şimdi suyunu ekliyorum. Evet, buradaki su oranımız birebirdir. Birebir oranında suyunu ekliyorum. Pilav yaparken bire bir buçuk ekliyoruz suyu. Fakat bu tarz dolma içi yaparken bire bir ekliyoruz. Kapağımı kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika tuttuktan sonra dolma harcım da hazır hale gelecek. Şimdi sıra geldi balıklarımı hazırlamaya. Derisini alacağım balığın ve derisiz olarak kullanacağım. Kenarlarını da temizleyelim. Şimdi puzzle'larımızı da alalım. Evet, puzzle yapraklarını bu şekilde açtıktan sonra bakın sapların olduğu kısımda bıçağımın ucuyla üst kısmından alıyorum ki çok daha kolay bir şekilde dolma yapabileyim. Ve üzerine de hafif bıçağımın tersiyle vurarak yumuşatıyorum buraları sararken katlanmaması için. Diğer parçaları da aynı şekilde kalın olan kısımlarını bıçağımın ucuyla alacağım. Bu arada dolma harcımız da suyunu çekti iyice. Tekrar karıştırıyorum. Kapatıyorum. Ocağımın altını da kapatıyorum. Biraz dinlendireceğim. Evet, puzzle'yı da bu şekilde koyduktan sonra balığımın bir tanesini bunun ortasına koyuyorum. Evet, harcımızı da güzelce karıştıralım. Balığın üzerine bu şekilde koyuyorum. Ve iyice bastırıyorum. Ve biraz da zeytinyağı. Ve fırına götürüyorum şimdi. ...180 derecede 25 dakika pişirdikten sonra balığımı servise sunacağım. Balık dolmam güzelce pişti, şimdi çıkartıyorum. Zedelemeden yavaşça tahtaya alıyorum. Dilerseniz bu şekilde birkaç dilime bölebilirsiniz. Balık dolmamın aralarına da birkaç dilim limon koyacağım bu şekilde. Bu hem güzel bir renk verecek hem aynı zamanda da biraz daha ekşi sevenler limonu ilave edebilirler. Balık dolmam servise hazır.